Mussolini, ulusa bağını güçlendirmek için kalabalıkla bağ kurma sanatını mükemmelleştirdi. Faşist İtalya artık bir takımdır. Her açıdan o kadar iyi organize olduk ki dağılmamız imkansız. Mussolini çok güçlü konuşmalar yapabiliyordu, enerjikti, göğsünü gerip kalabalığa bağırıyordu. Mussolini binlerce insandan oluşan devasa kalabalıklara konuşma sanatını mükemmelleştirmişti. Bu onun özelliğiydi. 1930'ların ortalarında Mussolini, propaganda ve beyin yıkamayla çözülemeyecek sorunlarla yüzleşmeye başladı. Ekonomi zorlanıyordu, işsizlik artıyordu. Memnuniyetsizlik yayılmaya başlıyordu. Mussolini kontrolü geri almak için başka bir kilit diktatör taktiğini kullandı. Savaşı kullanmak. Diktatörler sık sık savaşa girmek ister. Çünkü savaş dikkatleri dağıtır. Herkesi bir tür milliyetçi bayrak altında bir araya getirme yoludur. İnsanların berbat politikalara veya performansa odaklanmasını önlemeye yarar. Muhalefetin diktatörlüğe meydan okumasını önlemeye yarar. Çünkü meydan okurlarsa sadakatsiz olarak görülürler. Mussolini savaşa girmeyi çok istiyordu. Çünkü halkı tek bir milliyetçi gündem altında, tek bir bayrak altında bir araya getirmek istiyordu. Halkına faşizmin asıl sözünü yerine getirme zamanının geldiğini söyledi. Bir imparatorluk kurma zamanı gelmişti. Neredeyse 15 yıl iktidarda kaldıktan sonra İtalyan diktatör Benito Mussolini İtalya için bir imparatorluk kurmaya yemin etti. Ama 1935'te hiç kolay değildi bu. Batı güçleri son 100 yılda gelişmekte olan dünyanın çoğunu sömürgeleştirmişti. Geriye sadece birkaç bağımsız ulus kalmıştı. Bunlardan biri Etiyopya'ydı. İtalya önceki yüzyılın sonunda burayı işgal etmeyi denemişti. Etiyopya zor bir konuydu. Evet, imparatorluk kurmaya çalışıyordu ama Etiyopya'nın sadece 40 yıl önce, 1896'da Adva'da İtalyan ordusunu yendiğini unutmayın. Yani bir yandan da İtalya'nın kaybettiği onuru 1935'te geri kazanmak istiyordu. Bu insanlık tarihindeki en büyük kalabalık. 20 milyon tek yürek, tek irade, tek karar.